Metin Üç Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce gündemden bazı başlıklar. Türkiye cezaevleri 80'li yılların işkencehanelerini aratmıyor ancak tutsaklar direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor. Halk devrim direnişinin devam ettiği Rojava'da ise özellik inşaat çalışmaları var. Halep'te ise Elekrat cephesi El-Kaide bağlantılı çetelerle savaşıyor. Kürdistan'dan ve Avrupa'dan Paris katliamının yankılarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Irak'ta Irak-Şam İslam Devleti çetesine yönelik operasyonlara bakalım. Irak ordusunun El-Kaide ile bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti çetelerine karşı düzenlediği operasyon devam ediyor. Çatışmalar Felluce ve Ramadi kentlerinde yoğunlaştı. Alınan son bilgilere göre Irak ordusu Felluce'de bulunan Irak-Şam İslam Devleti çetelerine karşı hava saldırısı düzenledi. Çatışmalar ayrıca Ramadi ve El-Ambar'da da sürüyor. Saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Yerel kaynaklar çatışmalardan sivillerin de etkilendiğini, bazı sivillerin kent merkezini terk ederek köylere yerleştiğini ve bölgede ciddi gıda ve yakıt sıkıntısının yaşandığını aktardı. Irak ordusundan bir yetkili El-Kaide bağlantılı grupların kentten çıkarılmasının 2-3 gün alacağını söyledi. Irak Başbakanı Nuri Maliki, El-Kaide bağlantılı militanların kontrolü ele geçirdiği Felluce kenti sakinlerine seslenerek militanları kentten arındırmaları çağrısında bulundu. İran ve ABD ise Irak ordusuna yardım teklifinde bulundu. Felluce'de bazı Sünni aşiretler de Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı savaşıyor. Türkiye cezaevlerinde tutsaklar hak ihlallerine karşı direnişte. Batman M tipi ve Siyet E tipi kapalı cezaevinde siyasi tutsakların artan baskılara karşı eylemleri sürüyor. Batman'da bu sabah saat 10.30'da 103 siyasi tutsak sloganlar atıp kapı ve ranzalara vurarak eylem düzenledi. Tutsakların eylemlerine yakınları da Azedi Parkı'nda bir araya gelerek destek verdi. Cezaevinden yükselen bu sesler cezaevi önünde bekleyişini sürdüren yakınlarının sesleriyle karıştı. Tutsak ailelerinin cezaevi önündeki bekleyişi sürerken avukatlar Ayşe Acar ve Eyüp Şahin cezaevinde tutsaklarla görüşme gerçekleştirdi. Tutsakların durumunun iyi olduğunu belirten avukatlar salı ve perşembe günleri görüş gerçekleştirilebileceğini belirtti. Zira tutsaklar protesto eylemleri çerçevesinde yılbaşından bu yana görüşe çıkmıyordu. Siyet'te de başlatılan görüşe çıkmama eylemi devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü görüşe çıkmayan 150 PKK ve Pejaklı tutsak tecridi protesto etmiş, tepkilerini mazgal ve ranzalara vurarak göstermişti. Öte yandan Kasım ayında Kandıra T tipi cezaevine sürgün edilen PKK'li tutsaklardan Mustafa Karaboğa ve Hakan İlhan açlık grevine başladı. 29 gündür açlık grevinde olan tutsakların B1 vitamini eksikliği nedeniyle sağlık durumları da ciddiyetini koruyor. İnebolu cezaevine sürgün edilen tutsak Doğukan Bozdemir'e de 2 ay 14 gün görüş yasağı verildi. Gerekçe ise Tekirdağ cezaevinde tutuklu bulunduğu dönemde hak ihlallerine karşı başlattığı açlık grevi eylemi. Aynı cezaevinde bulunan diğer siyasi tutsaklar kamera uygulamasını kabul etmeyerek kameraları kırdıkları gerekçesiyle hücrelere konuldu. Cezaevlerindeki siyasi çocuk tutsaklar da işkenceye maruz kalıyor. İşkencenin fiziksel izlerini görenlerden işte işkencenin boyutu. Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevinde bulunan siyasi çocuk tutsaklar yılbaşına işkenceyle girmişti. İnsan Hakları Derneği çocuklara yönelik işkenceye bizzat tanık olan ailelerin başvurusu üzerine geçtiğimiz cuma günü basın toplantısıyla duyurmuştu. Ziyaretimiz sırasında cezaevi idaresi tarafından saldırıya maruz kaldığı bildirilen 12 çocukla görüşme sağlandı. Olayların vuku bulduğu C10 ve C12 koğuşlarına uzak olan B2 koğuşunda kalan çocuklar dışındaki bütün çocukları yüzleri yara bere içerisinde incecik kıyafetlerle ve kıyafetlerine kan bulaşmış halde.
Ardından çocuk siyasi tutsaklar alel acele İstanbul Maltepe ve İzmir Şakran Çocuk Cezaevine sürgün edildi. Tayyatler, İHADE, ÇHD'den oluşan başka bir heyet Şakran Cezaevine sürgün edilen MK, MHA, EH ve FT adlı çocuk tutsaklarla görüştü. Heyet çocukların durumunu Tayyatler binasında düzenlediği basın toplantısıyla aktardı. Görüşmenin detaylarını aktaran avukat Gurbet Uçar, çocuk tutsakların yaklaşık 50 gardiyan tarafından darp edildiğini tespit ettiklerini belirtti. Uçar, çocuk tutsakların vücutlarında işkencenin fiziksel izlerinin halen çıplak gözle dahi görülebileceğini belirtti. MHA'nın babası Ahmet Aksu, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na dilekçeyle başvuruda bulundu. Baba Aksu, işkencenin sistematikleştirildiğini ve darp edilen çocuk tutsaklara rapor verilmediğini hatırlattı. Çocuğumun ve arkadaşlarının hayatlarından endişe etmekteyim, diyen baba Aksu, inceleme talebinde bulundu. Maltepe cezaevine sürgün edilen çocuk tutsaklar ise hala hücrede tutuluyor. Çocuk tutsaklar hak ihlallerine karşı açlık grevine başlayacaklarını duyurmuştu. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ve TUAFET üyeleri bugün Sincan Cezaevi önündeydi. Eylemciler adına Cengiz Mendillioğlu çağrıda bulundu. Çocuklarına işkence yapan bir ülke geleceksizdir. Herkesi çocuk mahpuslar için adalet talebini yükseltmeye davet ediyoruz. BDP Adana Milletvekili Murat Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu Meclis Cezaevleri Komisyonu cezaevine giderek incelemelerine başladı. Kürdistan'da kara kış ve sis trafik kazalarına neden oldu. Ahmet'te yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yaşanan trafik kazasında 8 kişi, Siirt'te ise 6 kişi yaralandı. Rıha yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8'i ağır, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Tamamen trafiğe kapanan yolda zincirleme kaza sonucu 50 aracın birbirine girdiği kaydedildi. Siirt Valiliği'nin yani hizmet binasının inşaatında çalışan işçileri taşıyan Ömer Kılıç yönetimindeki pikap sis ve gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada Kılıç'la araçta bulunan 6 işçi yaralandı. Sırada Suriye'den ve Rojava'dan gelen sıcak gelişmeler var. Suriye'de farklı halklardan oluşan Elekrat Cephesi birliklerinin Halep'teki çeteci gruplara karşı eylemleri devam ediyor. Elekrat basın merkezi Halep'in Bustanbaşa, El Hulok ve Bedin mahallelerini IŞİD'e mensup silahlı gruplardan arındırdığını doğruladı. Bustanbaşa Mahallesi'nin kurtarılmasının ardından Kürt Mahallesi Şeyh Maksut'a giden Elriz yolunun daha güvenli hale geleceği kaydedildi. Ayrıca yaşanan çatışmalarda en az 20 IŞİD üyesinin öldürüldüğü ve bazılarının sağ olarak ele geçirildiği duyuruldu. Elekrat cephesi Kürt, Arap, Türkmen ve diğer halkların yoğunlukta yaşadıkları bölgelerde ortak halk savunma güçleri olarak kurulmuştu. Halep, Azaz, Bab üçgeninde aktif olan Elekrat, Kürt mahallelerinin savunmasına da yardımcı oluyor. Bu arada dün akşam Rojava'nın Heseke kenti Nasra mahallesinde meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, çevredeki evlerde ise maddi hasar meydana geldiği açıklandı. Rojava'da ise demokratik özellik inşa çalışmaları sürüyor. Batı Kürdistan Kurucu Meclisi'nin yönetim divanı dün Kamışlo kentinde toplanmıştı. İşte o toplantının detayları. Sünni Birlik Partisi merkezindeki toplantıya Kurucu Meclis Başkanlık Divanı üyesi Abdülkerim Ümer, Nezira Gevriye, Hisan El Azam ve Mehmet Şehi katıldı. Basına bilgi veren Hisan El Azam, demokratik özerklik projesini hazırlayan komisyonun çalışmaları için bir araya geldiklerini, diğer bazı konuları da tartışacaklarını belirtti. El Azam toplantıda 6 başvuruyu onayladıklarını belirtti. Onaylanan grup ve örgütlerse toplumu geliştirmek için Kadın Hareketi, Suriye Gençlik Grubu, Arap Toplumu Meclisi, Kürdistan Yeşiller Partisi, Arap Ekonomistleri Grubu, İnsani Sınırlar Hareketi ve Hristiyan Topluluğundan Doktor Riyad Şemun İbrahim. Bugün ise meclis Amüte kentinde toplandı. Rojava'daki çeşitli halkların temsilcileri, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve fikir önderlerinden oluşan 52 kişinin katıldığı toplantıda ilk toplumsal sözleşmenin oy çoğunluğuyla kabul edildiği belirtildi.
Bu toplumsal sözleşmenin de Batı Kürdistan'ın Afrin, Kobane ve Cizre kantonları için geçerli olacağı kaydedildi. Cizre kantonunda Kürtçe, Arap ve Süryanice resmi dil olacak. Ayrıca sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama dair önemli kararlar alındı. Cezaevlerinde halkın irademdir dediği tam 243 seçilmiş bulunuyor. Onlardan biri de Kürt siyasetçi Hatip Dicle için özgürlük kampanyası başlatıldı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından BDP milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarı Yıldız, İbrahim Ayhan, Gülser Yıldırım ve Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş tahliye edildi. Ancak hala Hatip Dicle gibi binlerce Kürt siyasetçi cezaevlerinde bulunuyor. Dicle genel seçimlerde 80 bin kadar oy alarak Ahmet Bağımsız Milletvekili seçilmişti. Ancak milletvekilliği hapis cezası olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. KCK adı altında operasyonlar kapsamında tutsak edilen Hatip Dicle için sosyal paylaşım siteleri üzerinden özgürlük kampanyası başlatıldı. Her geçen gün büyüyen kampanya kapsamında ondan korktukları için bırakmıyorlar. Hatip Dicle'ye özgürlük hemen şimdi başlıklı yazılar ve Dicle'nin teller ardındaki fotoğrafları yayınlandı. Öte yandan BDP'nin 2014 yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Bedlis ve Konya'da adaylar halk tarafından coşkuyla karşılandı. BDP'nin Bitlis Merkez ve Hizan, Mutki ile Yolalan ilçelerindeki belediye eş başkan adayları halkla buluştu. Bitlis Merkez'de Ulu Cami önünde miting düzenlendi. Adaylar ardından Mutki ve Hizan ilçesine geçerek halkı selamladı. Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde BDP'li adayların seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. BDP'nin Cihanbeyli ilçe belediye başkan adayı Enver Küçük Yıldız göçmenlerin sorunlarına dikkat çekti. Kulu Belediyesi eş başkan adayı Mustafa Çakır halk ile birlikte belediyecilik anlayışıyla göreve talip olduklarını söyledi. BDP 2009 yılında Cemile Eminoğlu ile birlikte demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü paradigmayla Bismil Belediye Başkanlığı'nı almıştı. 30 Mart 2014 yerel seçimleri için bir kez daha aday gösterilen Cemile Eminoğlu, tekçi, farklılıkları kabul etmeyen, eril zihniyete karşı olduklarını söyledi. Kadın belediyeciliğinin bir model olduğunu belirten Eminoğlu, yaşanan örnekler üzerinden güvenin arttığına dikkat çekti. Sosyalist Kadın Meclisleri 2013'te yaşanan kadına yönelik hak ihlallerini raporlaştırdı. Rapor kamuoyuna açıklandı. Rapora göre 2013'te kadına yönelik şiddet ve cinsiyetçi politikalar çok yüksek boyutlara ulaştı. Rapor 2013 yılında da AKP'nin kadın karşıtı cinsiyetçi politikaları ve söylemleri nedeniyle kadına yönelik şiddette, tacizde, tecavüzde ve kadın cinayetlerinde artış devam etti vurgusuyla başladı. Ve tüm yıl boyunca 190 kadının erkekler tarafından katledildiği, 110 kadının cinsel saldırı sonucunda taciz ve tecavüze uğradığı, katillerin de denetimli serbestlik, haksız tahrik indirimi, tecavüzde rıza gerekçeleriyle korunduğu hatırlatıldı. Raporda 2013 yılının ilk günlerinde 3 Kürt kadın politikacının Paris'te bir suikast sonucu katledilmesine ve 80 darbesinde gözaltına da kaybedilen Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Ana'nın yaşamını yitirmesine de yer verildi. Kadınların mücadelede ortaklaşmasına da değinilen raporda HDK'nin Kadın Meclisi 11-12 Mayıs'ta 1. HDK Kadın Konferansı'nı gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı raporda Demokratik Özgür Kadın Hareketi gerçekleştirdiği Orta Doğu Kadın Konferansı'nı, Gezi direnişinde kadın öncülüğünü ve Rojava devriminde kadının rolünü hatırlatıldı. Ve Kuzey Kürdistan kentlerinde yıl dönümü yaklaşmakta olan Paris katliamının yankıları var. Aydınlatılmayan Paris katliamına karşı DÖK öncülüğünde eylemler düzenleniyor. Düzenlenecek eylemler için de çağrılar yapılıyor. Ahmet Merkez ve ilçelerinde 9 Ocak'ta katledilen 3 kadın siyasetçi anıldı. Çınar ilçesinde yürüyüş ve basın açıklaması,
Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği'nde anma, Bismil'de ise BDP Kadın Meclisi Nujiyan Kadın Merkezi Konferans Salonu'nda sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi. Ergani ilçesi yarın belediye yas evinde anma gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Seyirtliler ise BDP İl Binası Ali Hediye Çekin Konferans Salonu'nda anma etkinliği düzenledi. Anmada yolları yolumuzdur, mücadeleleri mücadelemize ışık tutuyor mesajı verildi. 3 Kürt kadın devrimci Mardin'in Kerboran ilçesinde yürüyüş ve mitingle anıldı. Van'ın Erdiş ilçesinde ise kitlesel anma vardı. Muş'un Gımgım ilçesi 3 kadın devrimci için anma düzenledi, ardından da yürüyüşe geçildi. İdir'e bağlı Hoş Haber beldesinde yürüyüş vardı. Koplular 8 Ocak'ta düzenleyecekleri yürüyüş hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı gün Semsur'da alanlara çıkılacak. 9 Ocak günü ise Fidan Doğan mezarının bulunduğu Hancıplak köyünde anılacak. Dersimler ise 8 Ocak'ta düzenleyecekleri yürüyüşe hazırlıklarını sürdürüyor. Şırnak'ta ve ilçelerinde de eylemler yarın başlıyor. 7 Ocak'ta Şırnak ve Kleban'da, 8 Ocak'ta Cizir ve Hezzeh'te, 9 Ocak'ta ise Silopi'de yürüyüşler saat 13'te başlayacak. Avrupa'da yaşayan Kürt gençleri de Paris katliamını aydınlatmak için bir adımda sen at sloganıyla alanlara çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa'daki Kürt gençleri Paris katliamının birinci yıl dönümünde alanlarda olacak. Gençler Civanen Azad öncülüğünde 3 günlük uzun yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş 8 Ocak'ta Fransa'nın Melun kentindeki Memuzin Derneği önünden başlayacak. Gençler ikinci gün Paris'in Evri bölgesine ulaşacak. Üçüncü günün Villeneuve-Saint-Georges bölgesinde olacak. Yürüyüşün finalinde yani 11 Ocak günü ise gençler Gare du Nord'da Avrupa'nın dört bir yanından katliamı lanetlemek için gelen Kürdistanlılar ve dostlarıyla buluşacak. Tertip Komitesi adına açıklama yapan Serhat Agiri, katliamın aynı zamanda Kürt gençliğinin özgürlük yürüyüşünü engelleme amacı taşıdığını belirtti. Agiri yürüyüş boyunca katliamı kınayacaklarını ve faillerin ortaya çıkarılmasını isteyeceklerini kaydetti. Kürt kadın devrimciler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez için Avrupa Kürt Kadın Hareketi çağrıda bulundu. 11 Ocak'ta Paris'te gerçekleştirilecek olan yürüyüşle katillerden hesap soralım dedi. TJKE çağrısında öncelikle 15 Ocak 1919'da katledilen Rosa Luxemburg gibi yaşamını özgürlüğe adayan tüm ilerici devrimci kadınları andı. Ve katliamın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala sorumluların, planlayıcıların açığa çıkarılmadığı kaydedildi. Açıklamada Kürdistan Özgür Kadın Hareketi KJB ve Avrupa Kürt Kadın Hareketi TJKE olarak 9 Ocak gününü Özgür Yaşamda Israr Uluslararası Kadın Dayanışma Günü ilan ediyoruz denildi. TJKE açıklamasında devamlı şu vurgular yapıldı. Tüm kadınlar, dostlar, özgürlüğe, eşitliğe ve demokrasiye inananlar. Direnişimizi ve mücadelemizi yükseltelim. Uluslararası dayanışmamızı büyütelim. Sara, Rojbin ve Ronahilerin katillerinden hesap soralım. Katliamcı güçlerden hesap sormak için 11 Ocak günü Paris'te düzenlenecek merkezi yürüyüşe katılım sağlayalım. Gündemden düşmeyen iktidar kavgası, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının etkileri devam ediyor. Operasyon çerçevesinde İstanbul ve çeşitli emniyet müdürlüklerinde görev değişiklikleri yapıldı. Bu kez görev yeri değişikliklerinin adresi Asayiş Şube Müdürlüğü oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde teknik takip biriminde görevli 45 polisin görev yeri değiştirildi. Kilis ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri de görevlerinden alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde de 11 rütbeli 19 polis memuru 30 personel İstihbarat Şubesi'nden alındı.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ardından hükümet kabine revizyonuna gitmişti. Hükümet hızını alamadı. Başta Washington ve Londra olmak üzere birçok büyükelçiliklerde de değişiklikler yaptı. Aynı atamalarda önemli yerlere yapılan tercihlerde eski asker ya da istihbaratçıların seçilmesi dikkat çekiyor. Yaptığımız toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca kararnameye alınan görev değişiklikleri büyükelçiliklere bizzat Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından bildirildi. Kararnameye göre eski MGK Genel Sekreteri ve Tokyo Büyükelçisi Serdar Kılıç Washington'a, MİT Müsteşar Yardımcısı ve eski Tokyo Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç Londra'ya atanırken, eski Musul Başkonsolosu ve Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsallı ise UNESCO Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Büyükelçi Ahmet Bülent Meriç de Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine atandı. Yanı sıra Prag Büyükelçisi Cihat Erginay Bosna Hersek'e, Mehmet Turul Gücük İsveç'e, Hakkı Akil Fransa'ya atanırken, Aydan Yamancan Litvanya, Ahmet Necati Bigalı Çek Cumhuriyeti'ne, Esra Demir Fildişi Sahili'ne, Hikmet Renan Şekeroğlu Mali'ye, Mehmet Bilir ise Moritanya'ya atandı. Suriye krizine nihai bir çözüm bulup Suriyeli kardeşlerimiz acısını dindirelim. Ve dünyadan öne çıkan bazı başlıklar. Haberimiz Pakistan'ın kuzeybatı bölgesinden. Hangu'da sabah saatlerinde iki bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı bir okula hedef alırken aralarında öğrencilerin de olduğu en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Yaralıların sayısı hakkında bir bilgi verilmedi. Yine aynı bölgede bir aşiret beyinin hedeflendiği bombalı saldırıda ise en az 10 kişi ölürken 9 kişi de yaralandı. Patlamaların olduğu bölgede daha önceden Taliban güçleri ile ordu kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Saldırıları henüz kimse üstlenmezken yetkililer araştırmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Afrika ülkelerinden İsrail'e iltica eden göçmenler ülke tarihinin en büyük gösterisine imza attı. Başkent Tel Aviv'de 30 bin göçmen iltica taleplerinin reddedilmesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Tel Aviv'de belediye binasının da bulunduğu Rabin Meydanı'nda oturma eylemi yapan göstericiler ellerinde "Suçlu değiliz, mülteciyiz, biz insanız" gibi pankartlar taşıdı. Mülteciler tutuklulukların bırakılması, sığınma başvurularını adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi, çalışma ve sosyal hizmetlerden faydalanma gibi temel insan haklarının tanınmasını istedi. İsrail hükümetinin meclisten geçirdiği yeni yasal düzenlemeye göre ülkeye kaçak yollardan giren göçmenler sığınma başvurusunda bulunsalar bile 2,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. İsrail'de 60 bini yakın kaçak göçmen olduğu belirtiliyor. Bangladeş'te düzenlenen 10. parlamento seçimlerinin gayri resmi sonucu açıklandı. Seçimleri iktidardaki Bangladeş Avami Birliği kazandı. Tartışmalı seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre iktidardaki Bangladeş Avami Birliği 300 sandalyeli parlamentoda 215 sandalye kazanarak mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu elde etti. Muhalefet ise seçimleri boykot etti. İnsan hakları örgütlerine göre seçmenlerin sadece %10'unun oy kullandığı seçimde 35 bölgede seçimler boykot edildi. Daha önce de başkent Dhaka'nın da aralarında bulunduğu 40 kentte muhalifler ve polis arasında çatışmalar yaşanmış, seçim merkezi yakılmıştı. Çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetmişti. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.